Herkese merhaba, ben Barış Mercan. Bu videoda konumuz Amerikan viskisi olacak. Sizlerle Amerikan viskisi nedir, nasıl üretilir, çeşitleri nelerdir, diğer ülkelerden farkları nelerdir? Bu soruların cevaplarını paylaşacağım. Bununla beraber bugün yanımda birkaç tane farklı Amerikan viskisi de var. Bunları da tadacağım, yorumlarımı paylaşacağım, detayları paylaşacağım ve üzerine konuşacağız biraz. İsterseniz zaman kaybetmeden hızlıca başlayalım. Evet, başlamadan önce izninizle kendime bir Amerikan viskisi koymak istiyorum. Bugün de bahsedeceğim viskilerden biri olan Woodward Reserve'den koyacağım. Sizin de eğer evinizde varsa tercihen bir Amerikan viskisi. Woodward Reserve olur, Jack Daniels olur, Jim Beam olur ne varsa bana eşlik edebilirsiniz. Arada içeriz, arada konuşuruz. Bu şekilde bir video olur. Evet arkadaşlar, Amerikan viskileri her ne kadar birçok kaynakta İskoçya ve İrlanda'nın gerisinde kalsa da aslında burada çok zengin, çok geniş bir kültürden bahsediyoruz. Arkada gerçekten çok keyifli, çok güzel hikayeler var. Ben bu videoda tabii ki her şeyi kapsayamayacağım ama yine de ana hatlarıyla size Amerikan viski tarihini, üretimini, çeşitlerini aktarmaya çalışacağım. Aktaramadığım şeyleri de webiski.com'da detaylı bir yazıyla size anlatmayı düşünüyorum. Çok kısaca bir Amerikan viskisinin tarihine bakalım istiyorum. İlk Amerikan viskisinin nerede ve nasıl üretildiği bilinmemekle beraber bu konuda farklı söylentiler, farklı hikayeler karşımıza çıkıyor. Kaynaklara göre ilk Amerikan viskisi muhtemelen İskoçya'dan ve İrlanda'dan gelen göçmenler tarafından Amerika'nın doğu yakasında üretiliyor. Yaptığım araştırmalarda Bourbon'un babası olarak çok fazla karşıma çıkan isim Elaya Craig isimli biri. Burada da tarih olarak da karşımıza 1789 çıkıyor. Fakat dediğim gibi burada kesin bir tarihten, kesin bir isimden bahsetmek çok da mümkün değil. Doğu yakasında başlayan üretim daha çok Virginia, Kentucky, Pennsylvania ve Tennessee gibi bölgelerde başlamış. Sonra ise iç kısımlara doğru ilerlemiş. Burada da viski üretimini daha çok çiftçilerin yaptığını görüyoruz ve aynen Avrupa'da olduğu gibi din adamları da yine burada viski üretimiyle faal olarak ilgilenmişler. Pekala, ufak bir tarih dersinden sonra şimdi Amerikan Vesisi nedir, kuralları nelerdir biraz da onlara göz atalım. Bu sorunun cevabı için bakmamız gereken kaynak Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau isimli kurumun yapmış olduğu tanımlama. Buradaki tanımlamada Amerikan Vesisi'nin ...kuralları çok net bir şekilde verilmiş. Çok kısaca size onlardan bahsedeceğim. Tabii ki burada biraz teknik detaylar da var. Fakat onlara çok inmeyeceğim. Ana hatlarıyla size bu kuralları göstereceğim. Bir viskinin Amerikan viskisi olabilmesi için aranan ilk şart... ...o viskinin bir kere aşağıdan önce Amerika'da üretilmiş olması gerekiyor. İkinci şartımız minimum %40 alkol oranına sahip olması gerekiyor. Ki zaten bu genel olarak viskinin dünya genelindeki tanımıyla da benzer olduğunu görüyoruz. %40'ının altında eğer şelerseniz viski diyemiyorsunuz. Üçüncü kuralımız Amerikan viskisi meşe fıçılarda muhafaza edilmeli, olgunlaştırılmalı. Dördüncü kuralımız Amerikan viskisi viskiyle bağdaştırılan tat, koku ve karaktere sahip olmalı. Ve Amerikan viskisi için diğer bir kuralımız da Amerikan viskisi üretiminde renklendirici ve aroma olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tanımlama aslında oldukça basit. Amerika'da üretilmiş olması lazım. Alkol oranı var. Meşe fıçılardan bahsediyor. Viskiye benzemesi gerekiyor gibi kurallar var. Fakat ben burada size bir kuralı vurgulamak istiyorum. Farkındaysanız meşe fıçılarda muhafaza edilmeli dedik. Fakat burada herhangi bir süreden bahsetmedik. Bu çok ilginç çünkü baktığımız zaman İskoçya ve İrlanda'da gibi ülkelerde burada minimum 3 yıllık gibi bir süre olduğunu görüyoruz. Fakat Amerikan yasalarında bu yok. Yani Amerikan yasalarına göre aslında siz bir gün bile iki gün bile meşe fıçılarda viski muhafaza ederek viskinizi satabilirsiniz. Bu şekilde bir izin verilmiş aslında. Ama bu demek değildir ki Amerikan viski üreticileri viskilerini birkaç gün veya birkaç ay olgunlaştırıyorlar. Kesinlikle bu şekilde değil. Baktığımız zaman, raflara baktığımız zaman karşımıza çıkan en genç Amerikan viskilerinin bile yine İskoç viskileri gibi 3 yıllık, 4 yıllık civarında olduğunu görüyoruz. Biraz daha premium Amerikanlara giderseniz Woodward Reserve gibi bunun 6-8 veya daha da yukarılara çıktığını görüyoruz. Ama yine de burada bir minimum süre belirtilmemesi Gerçekten çok ilginç. Burada bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi literatürde viski İngilizcede iki şekilde yazılıyor. Bunlardan ilki whisky yani daha çok bildiğimiz şekilde aslında e olmadan düz bir şekilde yazılıyor. Fakat bir de e harfiyle yazıldı. Yani whiskey şeklinde yazıldığı hali de oluyor. Şimdi İrlanda'da ve Amerika'da viskinin daha çok bu e harfiyle yazıldığını görüyoruz. Dünyanın geri kalanında ise işte Hindistan'da, İskoçya'da, Japonya'da e harfi olmadan kullanılıyor. Fakat gördüğünüz gibi yasalarda belirtilen bununla alakalı bir şey yok. Yani Amerika'da E harfiyle kullanılmasına dair bir zorunluluk yok. Bunun sebebine biraz bakarsak aslında biraz daha tarihe gitmemiz gerekiyor. Nasıl tarih kısmında İrlandalı göçmenlerin daha çok bu viski kültürünü aslında viski üretimini Amerika'da yaygınlaştırdığını konuşmuştuk. Aslında biraz da buna Bağlayabiliriz ama kesinlikle burada bir zorunluluk olmadığını bilmenizde fayda var. Zaten bazı markalarda Amerika'da mesela E takısı olmadan kullanırlar. Bugünkü mesela örneklerde Woodward Reserve ve Jack Daniels E takısıyla E harfiyle kullanılıyorlar ama bunu yapmayan markalarda var. Biraz bu markanın tercihine kalmış aslında. Amerikan listene yaptığımız tüm bu genel tanımlamalar aslında oldukça açık ve net. Fakat alt kategorilere indiğimiz zaman işler biraz karmaşıklaşıyor açıkçası. Fakat burada hiç kafamızı karıştırmayacağız. Biz daha çok ana Amerikan viskilerine odaklanacağız. Bunlardan ilki de bourbon. Bourbon viskiler zaten muhtemelen Amerikan viskisi deyince de aklımıza ilk gelen vislerden bir tanesidir. Bourbon viski alakalı da şöyle enteresan bir bilgi vereyim size. Bourbon viskisi adını Amerika'da Virginia eyaletinde bulunan Bourbon kasabasından aldığı söyleniyor. Bourbon kasabası ise 1785 yılında kurulmuş ve o da adını 18. yüzyılda Amerika Bağımsızlık Savaşı'nda İngilizlere karşı aynı safta yer alan ve Amerikalı'ya yardımcı olan Fransız Bourbon Hanedanı'ndan aldığı söyleniyor. Peki Bourbon nedir arkadaşlar? Şimdi Bourbon tanımlaması için biraz önce yaptığımız Amerikan viski tanımlaması için ne söylediysek burada da söyleyebiliyoruz. Sadece oradaki kurallara burada iki eklememiz daha olacak. Bunlardan ilk arkadaşlar kullanılan tahıl. Şimdi viski üretiminde kullanılan tahıllar biliyorsunuz arpa olabiliyor, mısır olabiliyor, çavdar olabiliyor. Ama eğer siz bir bourbon üretmek istiyorsanız işleme soktuğunuz tahılların minimum %51'i Mısır olmak zorunda. Geri kalanı çaldar olabilir, buğday olabilir, arpa olabilir ama minimum %51 mısır kullanmak zorundasınız eğer bir bourbon üretmek istiyorsanız. Bourbon üretiminde diğer bir kuralımız ise fıçılarla alakalı arkadaşlar. Olgunlaştırmada kullandığınız fıçıların yeni fıçılar olması gerekiyor. Yani daha önce kullanılmamış fıçılar olması gerekiyor ve bu fıçıların içlerinin yakılmış olması gerekiyor. Bourbon tanımlamasında da gördüğünüz gibi yine aynı Amerikan vizisinde olduğu gibi minimum olgunlaştırmaya dair bir şey yok. Yani burada da yine bir gün, iki gün, üç gün, birkaç ay olgunlaştırma yapabiliyorsunuz. Fakat yasalar gereği eğer bir marka bir bourbon üreticisi 4 yaşından daha genç bir bourbon üretirse eğer bunu şişenin üzerinde belirtmek zorunda. Yani 2 yıllık 3 yıllık bir bourbon üretiyorsa eğer şişenin üzerine 2-3 yazmak zorunda ki raflara baktığımız zaman şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık bourbonlar açıkçası ben hiç görmedim. Göreceğimizi de pek sanmıyorum. O yüzden aslında bourbonların da eğer üzerinde bir yıl ibaresi yoksa eğer hepsinin minimum 4 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Çünkü çok fazla olgunlaşmadan bahsediyoruz, fıçılardan bahsediyoruz, yeni fıçılar bahsediyoruz. O yüzden ufak böyle bir detay paylaşacağım sizlerle. Amerika'daki iklime baktığımız zaman sene boyunca İskoçya'yla ve İrlanda'da kıyasladığımız zaman ortalama sıcaklığın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve yine İskoçya'dan, İrlanda'dan farklı olarak mevsimler arası sıcaklık farkı da çok fazla. Yani yazları sıcak, kışları soğuk olarak düşünebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Viski fıçıda beklerken çok daha aslında fıçı nefes alıp veriyor ve içerisindeki sıvı, içerisindeki viski çok daha çabuk olgunlaşıyor. Amerika'da genel olarak olgunlaşma daha hızlı olduğu için de Amerikan viskilerinin İskoçlar ve İrlandalılar veya benzer iklimli diğer ülkeler gibi çok uzun yıllar viskilerini olgunlaştırmadığını görürüz. Bu nedenle de Amerikan viskilerine baktığımız zaman aynı İskoçlarda olduğu gibi böyle işte 6 yıllık, 8 yıllık, 12 yıllık, 18 yıllık gibi şeyler çok fazla görmeyiz. Amerikan markaları çok fazla yıl ibaresi kullanmazlar. Daha genç viskilerdir ama daha genç viskiler olması sizi yanıltmasın. Çünkü Amerika'da olgunlaşma çok daha hızlı oluyor. Eğer Amerikalılar aynı İskoçya gibi, aynı İrlandalılar gibi viskilerini böyle her viskisini 12, 15, 18 yıl olgunlaştırıyor olsaydı Amerikan viskilerinden alacağımız tatlar çok fazla fıçıdan gelen tatlar olacaktı. Ki bir de Amerika'da biliyorsunuz biraz önce bahsettik işte bourbon örneğinde olduğu gibi yeni fıçı kullanmanız gerekiyor. E şimdi siz hem yeni fıçı kullanıyorsunuz hem de sıcak bir iklimdesiniz. Sıcaklık farkı çok fazla var mevsimler arasında. Tüm bu şartlarda siz uzun bir olgunlaştırma yaparsanız bizim muhtemelen o alacağımız tek tat meşe tatlar olur. Başka da o ince nüansları almıyor oluruz. O yüzden Amerikalılar genelde biraz daha genç viskiler üretiyorlar. Evet Bourbon visisinden kısaca bahsettik. İsterseniz beraber tadım kısmına da geçelim. Bugün yanımda Bourbon temsilcisi olarak Woodford Reserve var. Benim de gerçekten en keyif aldığım, en keyifle yudumladığım Amerikan vislerinden, Bourbon viskilerinden bir tanesidir kendisi. Şimdi bu markaya dair çok fazla detay paylaşmayacağım bu videoda. Çünkü gerçekten üretim sürecinde çok farklı şeyler yapan yani fermentasyonundan tahıl seçimine, imbiklerinden damıtım sürecine, olgunlaştırmasından fıçı seçimine kadar çok böyle enteresan detaylara sahip bir marka, o yüzden burada bahsetmeyeceğim. Ama aynı daha önce Johnny Walker Black Label'de ve Benriach markasında olduğu gibi onlara inceleme videosu çekmiştim. Woodford Reserve için de yapmayı düşünüyorum. Orada bahsedeceğim bu detaylardan. Burada sadece biraz böyle kısaca tadım notlarımdan bahsetmek istiyorum. Ama Woodford Reserve'le bilmeniz gereken şey kendini premium bourbon olarak konumlandıran bir marka ve bunu da gerçekten üretim sürecinde yaptığı farklılıklarla bizlere sunan, farklı tatlar sunmaya amaçlayan, kompleks tatlar sunmaya amaçlayan bir markadır kendisi. Şimdi ufak ufak tadacağım, beraber koklayalım isterseniz. Burunda çok net bir şekilde vanilya, bal, karamel, baskın, bununla beraber hafif böyle tarçın, deri diyebileceğim kokular var. Biraz böyle kızarmış ekmek olarak aldırabileceğim yanıksı kokularda size olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok tatlı, dolgun bir aroması var. Şimdi ufaktan tadalım. Damakta da bununla benzer şekilde böyle vanilya, bal, karamel, meşe ve tarçın aromaları Belirgin bununla beraber damakta biraz daha baharatlı olduğunu size söyleyebilirim. Çok fazla esmer şeker alıyorum. Hafif böyle bir espresso acılığı alıyorum. Damağın gerisinde biraz böyle isteyebileceğim, yanıksı diyebileceğim aromalar da var. %43 alkolü damakta özellikle biraz hissediyorsunuz. Yani burunda biraz daha tatlıydı ama damakta gerçekten biraz daha vurucu bir viski. Bu arada Amerikan viskilerine dair burada ufak bir bilgi daha size paylaşmak istiyorum. Bunun için Woodward Reserve biraz daha yakından bakalım isterseniz. Şimdi burada markayı görüyoruz. Altında bourbon ibaresini görüyoruz ama bourbon'ın başında straight ibaresini görüyoruz. Yani bu bir straight bourbon viski. Şimdi bu ne anlama geliyor? Eğer bir viskinin başında bir bourbon'un başında straight ibaresi varsa viskinin bourbon'un minimum 2 yaşında olduğunu gösteriyor. Genelde de baktığımız zaman aslında Woodward Reserve'in birçok zaten ekspresyonda var. Diğer tadacağımız viskisinde de var. Ama genel olarak Amerikan viskilerinde bu Bourbon'un başında straight da görürüz. Bu bize olgunlaşma süresiyle alakalı bilgi veriyor. Evet Bourbon viskilerden bahsettik. Şimdi sıra geldi diğer bir Amerikan viski türüne. Çavdar viskiler yani rye viskiler. Burada da yanımda bir Woodford Reserve'in Rye temsilcisi var. Rye bu arada çavdar viskiler benim gerçekten Amerikan viskileri içerisinde en keyif aldığım içilerden bir tanesidir. Çok kısaca Rye nedir ondan size bahsedeyim. Burada hiç kafanız karışmasın çünkü Bourbon'la oldukça benzer. Hatırlarsanız Bourbon'a ne demiştik? Minimum yüzde %51 mısır kullanılması lazım demiştik. Burada da minimum %51 çavdar kullanılması gerekiyor. Yani viski üretiminde kullandığınız tahılların minimum %51'i çavdar olmak zorunda. Geri kalanı mısır olabilir, arpa olabilir, buğday olabilir. Markadan markaya değişiyor. Çavdar kullanımı da bize biraz daha zengin baharat karakteri kazandırıyor. Mısırda biraz daha böyle dolgun tatlı, kremamsı aslında tatlar alırken Ray'da biraz daha böyle baharatlı nüanslar alacağız. O yüzden bu viskiyi tadarken de beklentimiz o tatlı aromalarla beraber böyle baharatlı aromaları da almak olacak. Şimdi çardar viskisini kadememe koymadan önce size çardar ile alakalı çok kısaca bir bilgi daha vermek istiyorum. Tarihten böyle bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Amerika'da 1920 ve 1933 yılları arasında bir alkol yasağı dönemi oluyor. Buna Prohibition dönemi diyorlar. Bu dönemde çok sınırlı sayıda üretim oluyor. Çok sınırlı sayıda tabii ki e, tüketim oluyor ve çok fazla tabii ki birçok marka bu ekonomik koşullardan etkileniyor. Bazıları kapılarını kapatıyor. Birçok insan viskiye ulaşamıyor, içkiye ulaşamıyor ve sonra sonrasında tabii ki bu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle de markalar biraz üretim yapmakta zorlanıyor. İşte bu dönem öncesinde aslında bu çaldağ viskiler, bu ray viskiler oldukça popülerdi. Hatta Amerika'daki birçok viskinin o dönem biraz daha çaldar ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama çaldar şöyle bir farklılığı vardır Mısır'a göre. Daha az bulunuyor, işlemesi daha zor, daha maliyetli. O yüzden markalar ekonomik koşullarında tabii ki biraz zorlamasıyla beraber çaldardan biraz uzaklaşıp Mısır'a biraz daha kolay işlemesi olan biraz daha fazla bulunan Mısır'a geçiş yapmışlar ve bu nedenle de aslında Amerikan kültürü biraz daha Bourbon'a doğru evrilmiş orada ama çaldar viskiler de özellikle son böyle birkaç yılda oldukça popüler olmaya başladı. Amerika'da çok fazla kullanıldığını görüyoruz ama bununla beraber İrlanda ve İskoçya bir ülkelerde de çavdar ufak ufak kullanılmaya başlandı. Eğer daha önce bir çavdar viskisi denemediyseniz mutlaka denemenizi, tatmanızı ve radarınıza bu tarz viskileri almanızı size tavsiye ederim. Evet şimdi tadım kısmına geçelim. Rye viskimi de kadehime boşaltayım. Farklı bir kadeh tabii ki burada kullanacağım. Şöyle ufak bir kadeh kullanacağım. Çok az koyacağım tadımlık. Bu viskinin alkol oranına baktığımız zaman biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Diğeri 43.2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada ise 45.2 olduğunu görüyoruz. Şöyle yeşil bir etiketi var bu arada. Çok güzel bir şişe gerçekten. Şimdi ufak bir koklayalım birlikte. Benim bu viskide ilk aldığım kokular tatlı tütün, sedir, karamel ve bal gibi kokular oldu. Bununla beraber karabiber kokusu çok net bir şekilde alıyorum. Bu biraz bana açıkçası humidoru hatırlattı. Biraz böyle meşe kokusu, humidor kokusu, biraz böyle ahşapsı kokular var size diyebilirim. Tatlı ama bu tatlılığı biraz daha karamel baldan öte biraz daha böyle meyvemsi bir tatlılığa çekilirim aslında biraz daha narenciye var biraz daha armut elma gibi burada tatlı aromalardan bahsedebilirim çok ufak da bir tadalım beraber Evet çavdar etkisini damakta çok daha net hissediyoruz. Burada karabiber, biraz böyle karanfil diyebileceğim, biraz hafif böyle nane diyebileceğim, karabiber diyebileceğim kokular tüm damağımı sarmış durumda. Ama bununla beraber yine burunda aldığımız işte o tatlı kokular, tatlı aromalar, tatlı tütün diyebilirim, biraz vanilya, karamel diyebilirim, esmer şeker diyebilirim. Güzel bir dengesi var. Sıcak bir viski, bitişi gerçekten uzun. Damağın gerisine böyle hafif bir kuruluk hissi uyandırıyor. Burada ufak bir ekleme de yapayım arkadaşlar. Şimdi içinizde eğer viskiye asla buz koyulmaz diyenleriniz varsa bu iki viskiyi özellikle Çağdar viskiyi, Bourbon viski de güzel oluyor gerçi. Ben buzla denemenizi sizden rica edeceğim. Benim gerçekten buzla en yakıştırdığım viski olabilir rye viski. Yani sek olarak da çok keyif alıyorum ama özellikle sıcak havalarda, yaz günlerinde Buzla en yakıştığını düşündüğüm benim viski kesinlikle. Buzla içerseniz de bu arada ufak buzlar değil de tek böyle birçok yerde bulabilirsiniz. Yuvarlak veya kare şekilleri, küp şekilleri de vardır. Tek büyük bir buz kullanmanızı rica ederim. Bu şekilde viskiyi soğutuyorsunuz çok az sulandırmış oluyorsunuz çünkü geç eriyor. Gerçekten nefis oluyor tavsiye ederim. Evet geldik son viski türüne Tennessee viskilerine geldik arkadaşlar. Tennessee viskisinde ne olduğundan çok kısaca bahsedeyim. Oldukça basit bir tanılama var. Bourbon'da ne dediysek Tennessee viskilerinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yine birebir aynı şeyleri arıyoruz. Ama Tennessee viskilerinde üretim sürecinde ek bir işlem daha oluyor. Yani aslında her Tennessee viskisi bir bourbondur desek de yanlış olmaz. Ama her bourbon bir Tennessee viskisi değildir. Çünkü Tennessee viskilerinde ekstra bir işlem var dediğim için. Bu işlemi de kısaca şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. İmbiklerden çıkan yüksek alkol henüz daha viski diyemiyoruz biliyorsunuz olgunlaştırma olmadığı için. İmbiklerden çıkan yüksek alkol olgunlaştırma aşamasından hemen önce Jack ile ıslatılıp sonrasında kömür hale getirilmiş akçağaç odunlarının olduğu 3 metrelik tanklardan damla damla geçirilerek filtre ediliyor. Yani devasa bir tank düşünün. Buradan damlatıyorsunuz. Aşağıdan topluyorsunuz ve burada o damlanın aslında o kömür içerisinde geçirdiği yolculuk boyunca birincisi burada bize şunu vaat ediyorlar biraz daha pürüzsüz bir içime kavuştuğunu, biraz daha yumuşak içimli olduğunu söylüyorlar. Bir de tabii ki kömürle temasından geçen biraz böyle kömürümsü diyebileceğimiz tatlarda viskiye nüfuz ediyor. Tennessee viskilerinde de aklımıza gelmesi gereken ilk örnek tabii ki Jack Daniels. Bugün de yanımda şu şekilde Jack Daniels'ın single barrel select ekspresyonu var. Standart ekspresyonundan biraz daha uzun bir olgunlaştırma süresine sahip. Baktığınız zaman bu arada çok güzel bir şişesi var. Bu arada bu şişeyi bitirdikten sonra böyle avize falan yapanlar da oluyor ama benim açıkçası öyle bir yeteneğim olmadığı için çok girişmedim ama güzel bir fikir. Bunu da kadehimize ufaktan koyalım isterseniz bu şeyde yarılmışım bu arada. Onu da yeni bardağıma koyuyorum. Burada da %45'lik bir alkol oranımız var. Yine aslında yüksek bir alkolden bahsediyoruz. Birlikte öncelikle şöyle bir sallayalım. Havalandırdıktan sonra koklayalım. Bu viski ile alakalı söyleyebileceğim ilk şey gerçekten daha önce tattığımız iki viskiden çok farklı. Yani hem bourbon'dan hem rye viskiden oldukça farklı bir karaktere sahip olduğunu size söyleyebilirim. İlk aldığım kokular biraz böyle kömürümsü, isli, füme kokular çok fazla alıyorum ki biraz önce zaten bahsettiğim kömürden, filtrasyondan bekleyeceğimiz kokular bunlar. Hafif karamel, bal kokuları alıyorum. Çok hafif bir kokusu var bu arada. Diğerlerinden sonra biraz daha yumuşak bir viski gibi geldi. Şimdi çok hafif de bir tadayım açıkçası bu viskinin damaktaki karakteri çok daha burundakinden önde diyebiliriz. Damakta da gerçekten çok keyifli, çok kompleks, çok böyle oturaklı bir viski size olduğunu söyleyebilirim. İlk aldığım burada nüanslar oldukça tatlı, karamel diyebileceğim, biraz böyle bitter çikolata diyebileceğim, vanilya diyebileceğim, tarçın, bal diyebileceğim böyle yoğun tatlar, yoğun tatlı aromalar alıyorum. Yine tabii ki yoğun bir meşe karakteri var. Biraz böyle hafif karabiber alıyorum. Yani raydaki kadar olmasa da burada da yine o baharatlı karakter var. Bununla beraber biraz böyle yanıksı tatlar da alıyorum. Dilin böyle en son gerisinde kalan yanıksı tatlar var. Oldukça kompleks, oturaklı ama bununla beraber içimi de gayet yumuşak bir viski. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda sizlerle Amerikan viskisine dair detayları paylaşmaya çalıştım kısaca. Gerçek kısaca diyorum ama bayağı da uzun bir video o oldu. Birlikte çok kısaca Amerikan viskisinin tarihine baktık. Sonrasında üretim aşamalarına baktık ve biraz da viski türlerinden bahsettik sonrasında ise 3 tane farklı bir viski tattım ve bu viskiler arasındaki karakteristik farkları size anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Ama videonun başında söylediğim gibi Amerikan viskisine dair konuşacak gerçekten çok detay var. Bu yüzden bu videomla beraber viski.com'daki Amerikan viskisine dair yazımı okursanız sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum diyorum ve noktalıyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.